Tekrardan buraya gelebileceğimi bir daha hiç düşünmemiştim. Buranın tadı çok başka. Benim burada yapabileceğim tek bir şey var. Sevenlerimin yüzünü kara çıkartmamak, sonuna kadar mücadele etmek. Haydi gel! Benim bir hedefim var, benim bir yolum var. Kendi başıma o yolda ilerliyorum. Hiçbir şekilde hiçbir rakiplerine korkum yok. Tek korkum kendimden. Düşüren kazanacak. Nagihan kazandı. Biz buraya her şeyi göze alarak geldik. Ben her türlü rekabete hazırım. Çok kritik atışlar. Nagihan kazandı. Nagihan kazandı. İnşallah ben finale ya da yarı final koltuğuna otururum. Çünkü gerçekten çok istiyorum. Kadın şampiyon olmayı çok istiyorum. Çünkü çok uzun zamandır bunun hayaliyle yatıp kalkıyorum. Nagihan avantajlı. Nagihan iyi çıkmış yaptı. Hedefim öncelikli olarak Kıbrıs, sonrasında da tabii ki hayalim olan şampiyon. İnanıyorum çok güzel rekabet olacaktır ama sonunun güzel olmasını istiyorum. Herkes kazansın istiyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Nagihan kazandı. Damla 1, Nagihan 3, Nagihan 4. Nagihan. Ödüle gidiyor Nagihan. 3 topu içeri sokması lazım. Nagihan 1, Nagihan 2. Nagihan kazandı. Nagihan kazandı. Ödül Nagihan'ın. Nagihan kazandı. 7-7 oldu. Kıl payı farkla Nagihan kazandı. Adem bir önceki mücadelede 3-3 yapmıştı. İyi başladı iki yarışmacılar. 1-1 yaptılar. Kaçırdı. Kuramadı. Nagihan vurdu. Nagihan 2-2 yaptı. Elif üstünden geçti. Nagihan 3-3 yaptı.
yapabilecek mi? Foul. Vurma. Vurma. Bana vurma, tamam mı? Vurma bana. Bana top atma. Atma bana. Atma bana. Tamam mı? Ya tamam. Ya sen kime vuruyorsun? Sakin. Kızlar. Bak bana ya. Bir dakika, bir dakika. Survivor olma hayallerine. Bu sezonun şampiyonluğuna. Survivor kupasına sahip olmaya. Bütün bir sezonun birincisi olmaya hak kazanan yarışmacının ismini açıklayacağım. Şu an şunu söylemek istiyorum. Survivor'ı acısıyla tatlısıyla tamamladık. Çok zor günler geçirdik. Benim ilk günden son güne kadar sakatlığım benim peşimi hiç bırakmadı. Ama hep kendime şu sözü verdiğimi hep hatırladım. Hep şunu söyledim. Ben buraya geliyorum. Türk kadınının gücünü en iyi şekilde temsil edeceğim diye her zaman kendime bunu tekrar tekrar hatırlattım. Çok şükür Allah bana yardımcı oldu ve ilk günden son güne kadar mücadelemde hiçbir zaman pes etmedim. Bu mücadelemi en iyi şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Yani diyebilecek çok bir şey yok. Tek bir hayalim var. O da final koltuğuna oturmak. İnşallah bu bana nasip olur. Çünkü gerçekten Survivor'ı çok seviyorum. Hayalimi hayata geçirebilecek kişiler Türk halkıdır. İnşallah bana desteklerini verirler ve bu yolculukta benim yanımda olurlar. Gerçekten çok heyecanlıyım ve çok da stresliyim. Nagihan Karadere. Özledim ya vallahi canım benim. Şimdi makineyi bilsin ya, böyle bir şey yok. Lan sana bir şey diyeyim mi? Hava yayacağım. Bak en başta atışların bozuluyor. 4'te 4, 3'te 3 yapıyorsun ama. Daha ötesi yok. Hadi yapın bakalım, kırın. Sniper gibi şey. Maşallah iyi. Sniper'sın ha. Maşallah. Hocamız kim dermiş? Terminatör ya, maşallah. Çok iyi. Hadi bakalım. Yok böyle bir şey. Kim çalıştırdıysa seni vallahi yok, helal olsun. Yok be, gitmek, doğuştan. Vallahi hiç. 2016'dayken de ben böyleydim ama. Çözüyorsun mesela. Bak geçen bir oyunda geldin, ilk de çok kötü attın, kaybettin. Evet, evet. Sonra geldin üst üste 3 oyunu da aldın. Evet, 5'te 5 falan attım ama evet. Bunda da aynısını tamam. Yaptım. Geldim, atamadım, sonra oturdum. Çözüyorsun yani. El sonradan oturuyor. 3-3, 3'te 3 attı ikisi de ama kazananı söylemeli 2 atış. Nagihan attı. Olmadı, Nevin. Nevin 1 oldu. Nevin top daha var, bir top daha var. Nevin avantajlı, Nagihan da attı. Şimdi atan kazanacak. Nasıl bir sayı oldu bu? Kesinlikle Damla'ya daha yakın bir parkurdu. Çünkü hız parkuruydu ve Damla benden daha hızlı yarışabilirdi. Ama bunu denedik ve gördük ki gene bir işe yaramıyormuş. Gene Nagihan faktörü bizim için büyük bir sorun olmaya devam ediyor ne yazık ki. Bu haftakiden dokunmazlığı al. Hadi al. Tamam. Aldığın zaman Nagihan'ı potaya sokarlar. Gider mi gitmez mi hiçbir şey bilmiyoruz. Dışarıdaki namlı da bilmiyoruz, anladın mı? Yunus Günç'e gidebilir. Yunus Günç'e gittiği zaman bunların hiçbir farkı olmayacak. Semih gidebilir, hiçbir fark olmayacak. Yani Yattar, Atakan, Nagihan üstü kaldığı sürece abi. Sonuçta birinin atışları iyi, biri hızlı hırslı, biri de zaten uzay. Erkek gibi yarışan bir bayan hakikaten yani. Çok güçlü abi. Nagihan alacak galiba bundan sonraki sayılarını. Hedefe doğru atıyor şu anda. Birinci kopardı. Nagihan. Nagihan. İkinci kopardı. Nagihan. Nagihan. Güzel.
Nagihan kazandı. Dokunulmazdı gönülleri. Gel. Aynı anda atışlara geçiyorlar. Nagihan 1'de 1 yaptı. Nagihan 2'de 2 yaptı. Nagihan 3'de 3 yaptı, kazandı. 9 oldu. 9-7. Geldi. Nagihan 1. Nagihan 2. Nagihan 3. Nagihan 4, Nagihan kazandı. Kadınlar ödülün sahibi Nagihan oldu. Benim için. Nagihan, alakasız. Yemin ediyorum git elinle devir deseler birini ıskalarsın ha. Minik prensesim için. Bravo. Ah. Yaz oraya, Arven yaz, Arven. Nagihan 1, Nagihan 2, Merve 1, Nagihan 3. Oh be. 3'te 3 attı Nagihan. Durumu da 8-6 yaptı. Düzeltmesi gerektiği geri döndü. Sara bitirdi. Şimdi Nagihan için atışlar. Nagihan kritik atışlar bunlar. Nagihan attı, vurdu. 1 oldu Nagihan. Nagihan 2 oldu. Nagihan 3 oldu Nagihan. Ödüle gidiyor. Nagihan ödüle gidiyor. Sara geldi. Nagihan vuramadı. Vurdu, düşürdü. Ama niye? Siz birbirinizi çok övüyorsunuz ya, o yüzden komik geliyor bana. Övmüyorum ama istatistikler var. Belgeli yani. Tamam, buna bir şey yerden yapayım. Uydurmuyorum yani. Belgeli. Gerçekten şey ya, şanslı diyelim birazcık. Şanslı mı? Sen evet. Tamam. Ben de sadece kağıt üzerinde olan şeyi söylüyorum. Tamam, belgeli. Sen onu söyleyeyim. Buna bir itirazın var mı belgeli? Yok, hayır, bir şey demiyorum. Şanslı diyorum işte. Tamam. Kötü evet, bence de kesinlikle ve kesinlikle sadece Nagihan kazandırıyor. Yani belki de Nagihan değil bir başkası olsaydı hani benim de ihtimallerim çok daha fazla olurdu. Yani benim şanssızlığım Nagihan aynı yerde olmak belki. Ama abi sen o kadar sayı alıyorsun, hiç boşuna yani, anladın mı? Boşuna. Gerekiyor ve sence ben hızlı olduğum için beni çıkarmıyorlar da başka bir sebepten mi beni çıkarıyorlar? Sence ben hızlı bir yarışmacı değil miyim? Sen hızlı bir yarışmacısın da. O zaman senden hızlı bir yarışmacı mıyım? Arı yapmayan bir yarışmacısın. Hayır, senden hızlı bir yarışmacı. Bal yapmayan bir karakter değil mi? Yani. Yani çok güçlü bir yani şey, fizik olarak çok güçlü. Beklenti falan ama mesela ben çok samimi olarak bana sorsalar o aralarındaki rekabet beklenildiği gibi oldu mu deseler yok, olmadı. Neden? Niye olmadı? Sema kesinlikle önde. Öyle mi? Tabii yani bana göre yani şey anlamında. Doğru söylüyorsun. Şu mesela hep önde geliyor Sema, tartışmasız yani. Bak, o hız anlamında kesin bir fark yarattı Sema yani. Sema ile Nagihan 17 kez oyuna çıkmış. Sema'nın 4 galibiyeti 13 mağlubiyeti mi? Bu burada bir hata olabilir mi? Olabilir arkadaşlar? Ama. Nagihan ile Sema 17 kez yok, burada doğrusu yazıyor bence. Nagihan ile Sema 17 kez oyuna çıkmış. 13 kez kazan. Yok, Nagihan 13 kez kazanmış. Ama geçsin. Bundan sonra hayatı inşallah istediği gibi olur ama ya dediğim gibi ben Nagihan'ın hani istatistik kollarını Nagihan sayar, istatistiğinin iyi olacağını düşünmüyorum çünkü bence hata yaptı. Yani çünkü siz ona çok zarar vereceksiniz benim düşüncem. Ben de öyle düşünüyorum. En az benim kadar hak ediyor. Çok güzel yarışlar çıkardı ve Survivor'ın gelmiş geçmiş en iyi kadın yarışmacısı olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi. Bu anlamda onu da tebrik ediyorum. En güçlü kadın Survivor kim? Yani buna Damla ile Sema çok kızacak ama Nagihan gibi geliyor. Nagihan daha mı güçlü onlardan? Nagihan güçlü bir yarışmacı. Yani önce erkeklerden başladım abi. Niye? Hayır, önce şimdi yani yakın olduklarım önce şeylere baktım. Şimdi dur, kadınlara geliyorum abi. Kadınlardan en başta kafada Nagihan'ı alırım. Tamam mı? Nagihan son, yani ama Nagihan şu anda yarışır mı bilmiyorum, sakatlıkları vardı da benim Survivor favorim Nagihan. Yok abi, senin benim kadar kilo vereceklerdi. Yemin ederim hepsi gitmişti ya, ya da gitmek için bize yalvarmışlardı. Allah aşkına bizi yollayın demişlerdi. Dokunulmazlığı yani. Kazansak da Nagihan'ı asla potaya sokmayacaklar. Sokmayacaklar. Nagihan olmasa abi 3 hafta niye aç kalsın ki abi? Aynen öyle. Nagihan olmasa hiçbir zaman ödül kazanamayacaklar çünkü. Bana göre sadece ve sadece yapılması gereken Nagihan'ı yok etmek. Çünkü son 6 oyundur 5 oyundur 5'te 5 yapıyor, 4'te 4 yapıyor.
Takımın zaten 6'da 6 yapıyor. Geçen 6'da 6 yaptı. Biz neyin antrenmanını yapacağız artık biliyor musun? Bunu vücuttana kadar daha çabuk tutarız. Onlar ödüle giderken daha az nasıl kıskanırız? Ödülü düşünmeden nasıl uyuruz? Ben bundan sonra bunun antrenmanını yapacağım. Yok abi, elimizden geleni yapıyoruz da. Yok, bu kadar. Varsa var abi, kaybediyoruz tamam. Bitti. Oturacağız. Kızlarda mı suç bulalım? Yok. Sıfır. Bizim kızlardaki suç sıfır. Normal şey abi. Savaşıyorlar, yarışıyorlar. Erkek gibi bir kadın. Kızları ikiye katlayan bir kadın. Sonucu da belli zaten. Başlasın, tek kız devam etsin dedik. Bu parkur kesinlikle Damla'ya daha yakın bir parkurdu. Çünkü hız parkuruydu ve Damla benden daha hızlı yarışabilirdi. Ama bunu denedik ve gördük ki gene bir işe yaramıyormuş. Gene Nagihan faktörü bizim için büyük bir sorun olmaya devam ediyor ne yazık ki. Bu haftakiden dokunmazlığı al. Hadi al. Tamam. Aldığın zaman Nagihan'ı potaya sokarlar. Gider mi gitmez mi hiçbir şey bilmiyoruz. Dışarıdaki namlı da bilmiyoruz, anladın mı? Yunus Günç'e gidebilir. Yunus Günç'e gittiği zaman bunların hiçbir farkı olmayacak. Semih gidebilir, hiçbir fark olmayacak. Yani Yattar, Atakan, Nagihan üçlü kaldığı sürece abi. Sonuçta birinin atışları iyi, biri hızlı hırslı, biri de zaten uzay. Erkek gibi yarışan bir bayan hakikaten yani. Çok güçlü abi. Nagihan alacak galiba bundan sonraki sayılarını. Hırslandı tabii ki, sona kaldı. O da finale gitmek istiyor. Bir sürü Kıbrıs sembolünden kolye molye biriktirdi bir sürü. Tabii ki şu an oyunlarda performans artışında gözle görülür bir fark var yani. Gerçekten çok daha iyi sanki Nagihan. Ya da bu kadar eskiden gözümüze batmıyordu. Yat iki oyun alıyor, Atakan iki oyun alıyor. Bugün duydum abi bench'te. Bize bırakma Nagihan, al şu oyunu gel ya diyorlar. Nagihan diyor yarışacak halim yok, Atakan sen al. Bak lükslere bak. Nagihan hani ne bileyim çok hırslı. Çok hırslı. En iyi mi gelmiş geçmiş sence? Şimdi bana göre Merve en iyiydi. Merve'nin de arkadaşı Merve Nagihan. Evet. Evet en iyi o. Nagihan. Evet. Bu yanlış anlaşılmasın. Bu Survivor 2016 için demiyorum. Yani genel anlamda Nagihan çok iyi bir yarışmacı. Görmek istediğiniz pisti parçalıyor. Yumrukları görüyorsunuz. Kumları vuruyor. Bilmem ne yapıyor. Çok hırslı. Çok hırslı. Atakan. Atışa vardı. Eli vurdu deviremedi. Nagihan kazandı. 6-2. Fark var Sema. Sema. Atakan Nagihan. Nagihan. Nagihan kazandı! Hilmi Cem'de attı, Nagihan kazandı! Birinciyi vurdu, Nagihan vurdu! Nagihan kazandı! Evet. Nagihan geldi, Hilmi Cem'de geldi. Nagihan bir! Nagihan direkten döndü. Hilmi Cem atamadı. İkinci topu attı. Atan kazanacak. Nagihan geldi. Attı, kazandı. Survivor'daki son oyununda Hilmi Cem Nagihan'a kaybetti ve oyuna veda. Attı. Nagihan devirdi. İkinciyi deviremedi. Hilmi Cem de deviremedi. Avantaj Nagihan'da. Nagihan. Devirse kazanacak. Nagihan hayır. Nagihan. Nagihan kazandı. Nagihan devirdi. Nagihan kazandı. İkisinde birer tane kaldı. Nagihan kazandı. Kaybede eğlenecek. İkisi de vuramadı. Nagihan kazandı. Nagihan Karadere. Final adını yazdırdı. Anıl'la oynayacak final. Posterde. Bir maç izleyecek, attılar. Nagihan kazandı. Sen istemiyorsun. İkisi de vuramadı. Nagihan birinci devirdi. Nagihan kazandı. Varsa kazanacak. Nagihan kazandı. Nagihan kazandı. Nagihan bir. Anıl bir. Nagihan kazandı. Nagihan kazandı. Anıl 3'e düştü. Haydi Rusya 2. Nagihan 1. Haydi Rusya. Anıl da attı 1-1. Atan kazanacak. Nagihan kazandı. Geçiyor.
Anca tur. Nagihan 3 hakkını. Nagihan sen haklısın Nagihan. Merve. Hayatın yalan olmuş. Benim hayatım yalan değil. Hayatın bencillik olmuş. Hayat. Ümit Kana. Bana ağzını açma. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Mustafa Kemal. Gol. Vurma. Kara. Normal, ben yarışırken arkadaşına tezahüratını yap ama bana bulaşma. Nihat Doğan. Dün konuş, hayırdır? Sen benim karşıma gel öyle konuşma. Nihat benim her zaman karşına geliyor. Elif. O yüzden de çok da sırtını dayama diyorum. Nagihan! Yani... Bulunması beni son derece rahatsız ediyor. Nagihan Karadere. Sema.